Şimdi Rusya-Ukrayna savaşına da bir bakalım. Savaşa dair İngiltere'den dikkat çeken açıklamalar geldi. İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron, Kiev'de Zelenski ile bir araya geldi. Ukrayna'nın İngiltere'nin sağladığı füzelerle Rusya içindeki hedefleri vurabileceğini söyledi Cameron. Bu açıklama üzerine Kremlin'den de tepki gecikmedi. Sözcü Dmitri Peskov, İngiliz bakanın sözleri için çok tehlikeli ifadesini kullandı. Şu konuda açık olayım. Rusya Ukrayna'ya saldırdı. Ukrayna'nın da Rusya'ya misilleme yapma hakkı kesinlikle var. İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron Kiev'den bu mesajı verdi. Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenski ile görüşen Cameron yıllık 3.74 milyar dolarlık askeri yardım sözü verdi. Ukrayna'ya yardımımız gerektiği kadar sürecek diye de ekledi. Cameron'a Ukrayna ordusunun İngiltere'nin sağladığı füzelerle Rusya içindeki hedefleri vurmasına izin verip vermedikleri soruldu. İngiliz bakanın yanıtı net oldu. Karar Ukrayna'ya kalmış dedi. Bu silahların nasıl kullanılacağı Ukraynalıların kendi kararıdır. Ülkelerini savunuyorlar. Putin tarafından yasa dışı bir şekilde işgal edildiler. Ukrayna'nın da Rusya'ya misilleme yapma hakkı kesinlikle var. O sözlere Kremlin sarayından tepki gecikmedi. Sözcü Dmitri Peskov, Cameron'ın açıklamasını çok tehlikeli diye niteledi. Bu tüm Avrupa güvenlik mimarisi için tehlike oluşturabilecek Ukrayna ihtilafı etrafındaki gerilimin doğrudan tırmanmasıdır dedi. Peskov benzer açıklamaların Fransa'dan da geldiğine dikkat çekti. İngiliz The Economist dergisine konuşan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ukrayna'ya kara birliği yollama çıkışını tekrarladı. Rusya'nın Ukrayna'da cephe hattını geçmesi ve Kiev'in talep etmesi halinde bu ihtimalin meşru şekilde gündeme gelebileceğini söyledi. Benim göz ardı ettiğim bir şey yok çünkü hiçbir şey göz ardı etmeyen biriyle karşı karşıyayız. Benim net bir stratejik hedefim var. Rusya Ukrayna'da kazanamaz. Eğer Rusya Ukrayna'da kazanırsa Avrupa'da güvenlik kalmayacak. Kremlin sözcüsü Fransa'nın Ukrayna'daki savaşa doğrudan katılma ihtimalini sürekli gündemde tutmasını tehlikeli bir trend olarak yorumladı. Macron'a NATO üyesi Macaristan'dan da tepki geldi. Macaristan Dışişleri Bakanı, eğer bir NATO üyesi Ukrayna'da kara birlikleri konuşlandırırsa, bu NATO ile Rusya arasında doğrudan bir çatışma ve dolayısıyla 3. Dünya Savaşı anlamına gelir diye konuştu. Peki cephede son durum ne? Rusya ordusu Şubat ayında Donetsk bölgesindeki Avdiivka'yı işgal etmesinden bu yana neredeyse her gün yeni bir yeri ele geçiriyor. Rusya Savunma Bakanı Sergey Shoigu, 2024'ün başlangıcından bu yana 547 kilometre karelik alanda hakimiyet sağladıklarını duyurdu.